Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Zaman zaman size askeri nakliye uçaklarını anlatıyorum. İşte C-130 uçaklarımız var. C-160'lar emekli oluyor. Yerlerine Airbus A400M'ler geliyor. Ve sizden soru geliyor. Ya bu C-160'lar örneğin bombardıman uçağı olmaz mı? Neden A400M'lerden bomba atılamıyor? Ben de diyorum ki ya bunlar nakliye uçağı, bombardıman uçağı değil. Nasıl yapılır falan diye cevaplar vermeye çalışıyorum ama artık bu cevaplar, benim verdiğim cevaplar daha doğrusu, geçerliliğini yitirmiş durumda. Çünkü geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri daha Ocak ayında yapılmış bir test bilgisini paylaştı kamuoyuyla. Bu testler 28 Ocak 2020'de yapılmıştı ve C-130 bir bombardıman uçağı olarak kullanıldı. Nasıl mı? C-130 uçaklarından bombardıman uçağı olur mu? Gelin bu konuları birlikte araştıralım. Videonun başında da sizle paylaştığım gibi C-130 uçakları ilk defa bir bomba veya başka bir şey atmadı. Aslında C-130 uçakların bu operasyonu yapması 1960'ların ortasına kadar gidiyor. Gerek Vietnam Savaşı'nda, gerek 1960'ların ortasındaki Pakistan-Hindistan Savaşları'nda da aktif olarak kullanıldılar. Arka rampalarından bombalar atıldı, çeşitli mühimmatlar atıldı. Fakat bunlar uzun süredir gerçekleştirilmiyordu. Amerikan Hava Kuvvetleri tarihler 28 Ocak 2020'yi gösterirken C-130 nakliye uçağının arka rampasından seyir füzesi attı. Bu seyir füzesi aslında Cleaver adı verilen bir demo amaçlı, bir gerçekten içinde patlayıcı olmayan bir seyir füzesiydi. 6 adet seyir füzesi özel 6 ağaçtan oluşan bir platform üzerine kondu. Sanki nakliye uçağından bir işte tank bırakır, bir hava indirme yapılır gibi buradan, rampadan bırakıldı. Havada seyir füzeleri bu tahta platformdan ayrıldılar ve uçuşlarını yaparak belirlenen hedeflere düştüler. Ama daha önceden de belirttiğim gibi bu bir demo seyir füzesiydi. Herhangi bir şekilde bir roket ateşlenmesi veya yöneltme veya uçma gibi bir şey gerçekleştirilmedi. Amerikan Hava Kuvvetleri yayınladığı basın bülteninde daha ucuz, temiz bir konfigürasyona sahip bir bombardıman uçağı olarak C-130'u nitelendirdi. Ve bu testler MC-130J olarak adlandırılan C-130'un özel kuvvetler tarafından kullanılan modelinde bu testler gerçekleştirildi. Artık nakliye uçakları farklı bir konsepte mi geçiyor? Evet, geçiyor. Bununla ilgili Amerikan Hava Kuvvetleri'nin yaklaşımı şu. Seyir füzeleri motor özelliklerine, taşıdığı yakıtlara göre menzilleri çok farklı. Bu tür durumlarda, yani bir bombardıman uçağı kaldırmak yerine daha güvenli hava sahasında askeri nakliye uçakları kullanılacak. Nakliye uçakları yüksek irtifaya çıkacak. Burada arkalarındaki yükleme için kullanılan rampaları açılacak ve buradan aşağıya seyir füzeleri örneğin bırakılacak. Seyir füzesi belirli bir miktar havada serbest düştükten sonra roketini çalıştıracak ve uçmaya başlayacak. Ya o irtifayı hıza çevirecek, daha aşağıdan, daha alçak irtifadan çok daha hızlı gidecek veya belirli bir süre o irtifayı mesafeye çevirip kat ettikten sonra hedefine doğru farklı irtifalardan uçmaya başlanacak. Bir nakliye uçağının kanadının altına bu tür füzeleri takmak gerçekten o kanat modifikasyonu gerektiriyor. Sürtünmeyi arttırıyor. Uçağın yakıt aerodinamik olarak bozduğu için yakıt sarfiyatını biraz daha arttırıyor. Gövde içinde taşımak bu açıdan biraz daha avantaj gibi geliyor. Bir taraftan da sonuçta bombardıman uçaklarının bir görev saati var. Planlanan bir ömrü var. Bu ömürden yememek daha basit operasyonlar için hem radardan bakıldığı zaman biraz da sivil uçak ekosu verecek bir askeri nakliye uçaktan bunu yapmayı Amerikalılar düşünmüş olabilir. Sadece bu işte bir seyir füzesi atmak değil, örneğin Gremlin projesi devam ediyor. Bu Gremlin'de Amerika'da farklı askeri teknolojileri geliştiren DARPA üzerinden bu çalışmalar yapılıyor. Örneğin Gremlin'de uçağın kanadından veya gövde içinden Gremlin olarak adlandırılan birden fazla kullanılmaya açık insansız hava araçları bırakılacak. Örneğin 4 tane veya daha fazla insansız hava aracı çeşitli bölgelere gidip örneğin keşif yapabilecek.
veya oradaki hava savunma sistemlerini şaşırtabilecek. Örneğin biri sadece önden yem gibi, hedef gibi giderken diğer üçü saldırı yapabilecek veya bu dört hava aracı veya çok daha fazla sayıda hava aracı birbirleriyle ilgili konuşulurken ve bilgi aktarımı yapıp örneğin keşif yapabilecek, dinleme yapabilecek, sinyal istihbaratı yapabilecek ve arkasından çok daha uzaktaki CZ-30'a geri dönecekler bunlar. Nasıl dönecekler? Burada da aynı balıkçıların kullandığı gibi bir olta sistemi olacak. Gremlin CZ-30'a doğru yanaşacak ve olta sistemiyle, kancayla havada yakalanarak kabine doğru çekilecek. Bunun testleri halen sürüyor çünkü çok zor bir teknoloji bu. Düşünün, havada bırakıyorsunuz, o İHA sistemi havada görevini yapıyor. Yaptıktan sonra geri geliyor ve havada aynı bir olta gibi kancayla yakalanıyor veya manyetik bir şekilde tutturuluyor. Bu gerçekten yüksek teknoloji gerektiren önemli bir çalışma. Bu çalışma içinde yapılan testlerde şöyle bir bilgiyi Amerikan Hava Kuvvetleri paylaşmıştı. 13 dakika içerisinde 4 tane drone'u CZ-30 yakalama başarısı göstermiş. Bu da tabii gelecekteki havacılık teknolojileri açısından da çok farklı bir yaklaşım olacak. Bir başka konsept de bunlarla ilgili. Uçağın arka rampa kapısından salınacak onlarca veya yüzlerce drone sürüsü. Bu minik drone'lar yüksek patlayıcı üzerlerinde taşıyacaklar ve örneğin yüksek irtifadan da uzun menzilde bir yerlere doğru gidip o yerin radar ağını köreltmek, hava savunma sistemlerine saldırmak veya geniş alandaki örneğin üsleri etkisiz hale getirmek için de bu tür sürü drone sistemi de bu tür uçaklardan atılacak. Yani görüyorsunuz, gelecekte nakliye uçakları deyip sadece kargo taşımak, paraşütçü taşımak değil, bu uçaklar neredeyse bir bombardıman uçağı gibi seyir füzeleri, katil dronlar, drone sürüleri veya tekrar kullanılabilip havada yakalanması sağlanan İHA sistemleri taşıyabilir kapasiteye sahip olacaklar. Amerikan Hava Kuvvetleri ayrıca CZ-30'ların yanı sıra C-17 gibi jet motorlu nakliye uçaklarında bu görevlerde kullanmayı hedefliyor. Bakalım ne tür değişiklikler olacak, bunları da merakla bekleyeceğiz. Ama dediğim gibi, ben size cevaplarken ya bunlar sadece nakliye uçağı derken size aslında bir yanlış bir cevap vermişim. Çünkü bu uçakların gelecekleri çok daha fazla. Görüyorsunuz, bir platform, örneğin CZ-30 1950'lerde tasarlanmış bir platform ama modernize edilip yeni görevlerle çok daha farklı alanlarda kullanılma şansına sahip. Önemli olan burada hava aracının yaşı değil, nasıl modernize edip nasıl yeni görevlere adapte ettiniz, bunlar çok önemli. Eğer bu yeni görevlere adapte ediyorsanız, o elinizde çok stratejik bir nakliye uçağı bile elinizde çok stratejik bir silah haline gelebilmekte. Tolgozbek.com'da her gün yeni video ile karşınızdayız. Tabii videolarımız hafta içi yayınlanıyor. Bunu tekrar belirtmekte fayda var. Bizlere sorularınızı yorum yazarak ulaştırabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada katıl butonuyla kanalımıza destek de verebilirsiniz. Bizlere mail yollamak isterseniz mail adresimiz info@tolgozbek.com. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.